Arkadaşlar apokrif literatürü biz masanın üzerine koyduğumuzda tarihsel İsa hakkında apokrif literatürden hareketle söyleyeceğimiz çok şey var. Ancak şunu da bilmeliyiz ki bunların hepsi tartışmalı konular olacaktır. Nereden hareketle? Yine aynı apokrif literatürden hareketle. Dolayısıyla üçüncü bağlam. Yani bakın pagan kaynaklarını değerlendirdik. Öyle değil mi? Yahudi kaynaklarını değerlendirdik. Hristiyan kaynaklarını, apokrif olanlarını değerlendirdim. Peki elimizde İsa ile ilgili ne var? Ne biliyoruz İsa ile ilgili? Evet, bir takım iddialar var. İsa işte bir bakireden doğmuştu. İsrailoğulları arasında yaşamıştı. Birçok mucizeler göstermişti. Efendim ölüyü diriltmişti. Özürlüleri hani bedensel sakatlığı olan insanları bir dokunuşla iyileştirmişti. Ya birçok mucize yapmıştı. Ya arkadaşlar, İsa eğer rivayetlerin onda biri doğruysa, ya onda dokuzunu bırak, onda biri doğruysa İsa öyle bir insan ki, hani Cem Yılmaz'ın stand-up'ında şey var ya, diyor ya orduya gitmiş, hani Genelkurmay Başkanı Cem Yılmaz'ı kabul etmiş. Demiş ki Van'a gideceksin, helikopter demiş, helikoptere gerek yok yani. Ben demiş kendim giderim. Şeyi anlatıyor yani, işte ordudaki o disiplinin şeyin, Genelkurmay'ın yani ne kadar disiplinli, işte komutan dediğin şey ne kadar büyük botu. İsa ile ilgili de bu anlatılanların onda biri doğruysa, İsa sana Van'a gideceksin dese aynı şeyi söylersin yani, helikoptere gerek yok ben gideyim dersin. Bilmiyorum öyle mi değil mi, ama bu apokrif literatürde anlatıldığına göre de, ki kanonik İncil'lerde aynı iddiadadır, ki Kur'an-ı Kerim'de de buna dair çok benzer mucize rivayetleri vardır. Birçok mucize gösteren ve bunları binlerce insanın göz önünde yapan birisi. Peki öğretileri neler? Apokrif İncil'lere baktığınızda, tabii zaten pagan kaynaklarıyla Yahudi literatüründen hareketle bu konuda söylenecek bir şey yok. Ama bu apokrif literatürde var. Bazı şeyler diyorlar ki, efendim İsa işte bir Mesih'ti. İyi de Mesih ne demek? Bilmiyorum. Efendim o bir peygamberdi. Nasıl bir peygamberdi? Bilmiyoruz. Efendim o metafizik bir kavram, metafizik bir varlıktı. Nasıl bir şeydi? Bilmiyoruz. Sadece o metinlerde geçtiği kadarıyla. İşte anlaşıldığı kadarıyla ahlaksal boyutu ön plana alan, Yahudilik içerisinde belki reformist denilebilecek, belki o hareketi kendi özüne avdet ettirmeye yönelik bir hareket. Ya da başka bir takım metinler tarafından iddia edildiği gibi İsa insanlığın kurtarıcısı. Bakın bir sürü tartışma var. Bir sürü sonuca ulaşabiliriz. Ancak arkadaşlar her halükarda bilimsel olarak söylemek durumunda olduğumuz şey şudur. İsa hakkındaki ana kaynaklar 4 İncil. Yani bugün yine Ahit kitabında yer alan Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri İsa hakkında bizim başlıca kaynağımızdır. Neden? Çünkü anlaşıldığı kadarıyla kronoloji itibariyle en eski dönemin metinleri bunlardır. Ben şey sormak istiyorum. İsa'nın görsel profiline çıkarılması ne zamana dayanıyor? Yani çıkarılmış mı? Resmedilmesi. Yani şu anda da bildiğimiz işte illüstrasyonlar var. Hani bu şey olabilir mi acaba? Bu kırışıklığı ortadan kaldırmak, böyle bir profil oluşturarak İsa'yı meşrulaştırmak. Bilmem, ilginç bir soru. Hiç düşünmedim. Yani tabii kiliselerde falan bunları biliyorsunuz. İkon falan diyorlar. Yani tarihte bu ikonlar bazı kiliselerde yaygın, bazı kiliselerde buna karşı hareketler baş göstermiş. Sadece İsa'nın değil, yine biliyorsunuz Meryem'in, havarilerin ya da işte azizlerin bir takım şeyleri var.
Ama ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır işin doğrusu bilmiyorum. Ya mesela bu 4. İncil görselleştirmeye karşı nasıl bir tutum sergiliyor? Bunu meşru mu kabul ediyorlar? Mesela İslam'da hani bu sembolik figürler şey değil. Fakat İncil dediğimiz şey çok Kur'an'a benzeyen metinler değil. Yani İncil dediğimiz şey İsa'nın aslında hayatını anlattığı, yani bir biyografi olarak nitelendiriliyor ama aslında biyografi de değil. Yani İncil'lerin edebi türüyle ilgili tartışmalar var. İncil'lerin edebi türü muhtemelen antik biyografi. Antik biyografiler neden antik biyografi? Çünkü antik biyografiler bir kahraman etrafında şekillenen olayları abartarak anlatan metinlerdir. Amaçları onu kahraman, daha da kahraman ilan etmektir. İncil'ler arkadaşlar aslında İsa'ya dair biyografi kitapları değil. İsa'nın hayatını anlatan biyografi kitapları değil. Çünkü İncil'lerde mesela İsa'nın çocukluğuyla ilgili bir rivayet, pek bir rivayet yok. İncil'ler nedir? İsa'nın çarmıha gerilip öldürülüşünün ve dirilerek göğe yükselişinin öyküleridir. Neden? Çünkü Hristiyan teolojisi İsa'nın çarmıha gerildiği temeli üzerine inşa edilmiştir. Bu konuya geleceğiz. Ama sizin sorunuzun cevabını işin doğrusu yani hiç düşünmedim bugüne kadar. Belki bir bakmak lazım. Hatta belki bu konudan güzel bir yüksek lisans doktora tezi falan da çıkabilir yani bilmiyorum. Araştırmak lazım. Hatta çıkmayabilir de biliyorsunuz değil mi? Mesela doktora diyelim ki doktora yapıyorsunuz. Bir konuyu çalıştınız. Bir baktınız hiçbir şey yok. Ne oldu? Oldu ama. Gene oldu yani. O da güzel bir tez oldu. Niye? Çünkü yoku tespit ettiniz. Yoku tespit etmek de bilimsel bir tespit arkadaşlar. Böyle bir tarafı da var yani. İnşallah sizin konu buna benzemez. Arkadaşlar milattan sonra 68 ile milattan sonra 90 yılları arasında ya da 100 yılları arasında yani İsa'nın ölmesinden muhtemelen 35 ila 70-80 yıl sonraki tarih aralığında sonradan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazıldıkları ileri sürülen İsa'nın hayatını anlattığı kabul edilen bir takım metinler yazıldı. Biz bugün bu metinlere ne diyoruz? İncil. Aslında bu tabir evangeliyo eski Yunanca'da. İkinci yüzyılın muhtemelen ikinci yüzyılın ikinci yarısında ya da ikinci yüzyıl ortalarında mesela işte şehit Justinus sonra dönemde. Şimdi ikinci yüzyılın öncesine baktığınızda ikinci yüzyılın öncesinde İncil diye, Evangelion diye tabir metinlerde geçiyor ama yazılı bir metin değil. İkinci yüzyıl öncesinde, ikinci yüzyıl ortalarında hani 150 yılından önceki tarihlerde yaşamış Hristiyan yazarlara bakıldığında. Mesela Romalı Clemens'e, mesela Antakyalı Ignatius'a, mesela Barnabas diye tanımlanan mektuba, mesela Polikarpos'a. Bakıldığında veya işte 12 havari doktrini tabir edilen bir metin var. Ona bakıldığında o metinlerde evangelion tabiri geçiyor. Yani İncil diye bir şey var. Fakat ne İncil yani? Anlaşılmıyor. Yazılı bir metin mi? Kutsal bir metin mi? Hristiyan yazarlar, bu isimlerini zikrettiğim Hristiyan yazarlar mesela Tevrat'a atıf yaptıklarında bunu çok net olarak tespit edebiliyorsunuz. Ama İncil'e bu manada bir atıf yok. Arkadaşlar bakın bu aslında İncil'lerin kanonikleşmesi tarihiyle ilgili apayrı bir konu. Sadece ben özet anlamında söylüyorum. Net size anlatabilmek için. Aslında tarihsel olarak baktığınızda muhtemelen İsa'dan geriye hiçbir metin kalmadı. Yani biliyorsunuz İslam dünyası bir İncil kabul ediyor. Yani İsa'ya bir İncil inzal olduğunu. Yani Allah'ın Cebrail vasıtasıyla muhtemelen İsa'ya bir takım vahiyler gönderdiğini. Ama bunun mahiyeti nasıl? Yani Hazreti Peygamber'e gönderdiği gibi 23 yılda mı? Musa'ya olduğu gibi bir defada mı?
Müslümanlara göre İsa'ya, İsa'nın bir, evet bir kutsal kitabı var. Ne o? İncil. Benim bahsettiğim bu İncil'lerin, bu İncil'le bir bağlantısı yok. Bunu neden size anlatıyorum? Çünkü bizim toplumda, yani biz o kadar yanlış algılara sahibiz ki İncil'ler hakkında. Şimdi birçok insan şöyle zannediyor. İsa'ya bir İncil inzal oldu, indi. Bu yazıya geçirildi. Fakat bu zamanla bozuldu, tahrif oldu, şöyle oldu. Bugünkü İncil'lerde işte onun hayır alakası yok. Bu kitapların, bugünkü bu dört İncil'in o İncil'le ilgisi yok. Zaten kitaplarla ilgili olduğu iddiasında da değil. Bugünkü dört İncil Allah vahyi olduğu iddiası taşıyan metinler değildir. İsa tarafından yazıldığını iddia eden metinler de değildir. Biz İsa'dan bugüne kadar gelmiş hiçbir metne sahip değiliz. Ve arkadaşlar aynı şekilde İsa'nın özgün, orijinal havarilerinden bugüne kadar gelmiş hiçbir metne de sahip değiliz. Ancak kilise geleneği bu İncil'lerin havarilere ve havarilerin öğrencilerine ait olduğunu söylüyor. Tarihsel olarak bu kesin olarak doğru değil. Çok detaylara girmek istemiyorum. Bir ay sonra yayınlanacak olan kitabımda bunları çok detaylı olarak anlattım. Bu kitabın içerisinde bazı detaylar var. Yani çok detaylı bir konudur bu. Sizi sıkmak istemiyorum. Burayı hemen geçiyorum. Ancak kilisenin rivayetine göre dört İncil'den ikisi Matta ve Yuhanna, İsa'nın havarisi Matta ve Yuhanna tarafından yazılmıştır. Markos, İsa'nın baş havarisi Petrus'un öğrencisi ve yardımcısı olan bir Markos adında birisi tarafından yazılmıştır. Luka ise Paulus'un, yani aslında özgün şey itibariyle 12 havariden bir tanesi olmayıp İsa'nın ölümünden sonra Mesih'e iman ettiği iddiasıyla ortaya çıkan, ki bir sonraki derste tanıyacağız kendisini yakına, onun öğrencisi ve hekimi ve yardımcısı olduğu rivayette Luka tarafından yazılmış. Dördüncü. Arkadaşlar bu iddia doğru değil. Tarihsel olarak kesin olarak doğru değil. Bir tek Luka İncil'i belki Luka tarafından yazılmış olabilir. Ama zaten o da İsa'nın ne bir çağdaşıdır. Yani belki çok yakın dönem olabilir ama en azından İsa'yı gören bilen birisi değil. İsa'nın öğretilerini de doğrudan bilen birisi değil. İsa'nın derslerine katılmış birisi değil. Paulus'un yakını, öyle söyleyelim. Ancak diğer İncil'lerin hiçbir tanesi havarilere ait değil. Bu bir kere, iki kere, iki dört. Bu şekilde. Peki kime ait? Hiç bilmiyoruz. Hristiyanlık geleneği 2. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir takım zaruretler çerçevesinde bu İncil'leri bu isimlere atfetmiştir. Zaten bu İncil'lerin kendi metinlerinde de, yani ben işte havari Yuhanna, bu metni böyle bir iddia orada diyor. Niye böyle bir şey yapmış? Niye biliyor musunuz? Çünkü ortada 100 tane İncil var, 100 tane İsa var. 100 tane farklı İsa. Ben farklı bir İsa'ya inanıyorum. Efes'te yaşayan bir Hristiyanım. Siz İzmir'de yaşıyorsunuz. Farklı bir İsa'ya inanıyorsunuz. Ben diyorum ki ya arkadaş sen nereden çıkardın İsa'nın böyle olduğunu? Siz de bana diyorsunuz ki sen nereden çıkardın? Ama sonuçta yazılı bir şey var değil mi? Birisi yazmış. Yazılı 100 tane şey var. Hayır, aslında sadece Matta için. Hı. Bir tane Matta var. Bir tane var. Bilmiyorum kaç tane. Şu an niye Matta'ya konuşuyoruz? Çünkü kilise bunu kabul etmiş. Niye? İşte onu anlatıyorum. Şimdi 100 tane farklı İsa var. Çünkü 100 tane farklı İncil içerisinde 100 tane farklı İsa tasviri var. Siz diyorsunuz ki, bir cemaat diyor ki bizim tanımladığımız gibidir İsa. Biz böyle inanıyoruz. Öteki cemaat de diyor ki hayır öyle değildir, başka türlüdür. Biz böyle inanıyoruz. Siz diyorsunuz ki senin kanıtın ne? Ben de size diyorum ki senin kanıtın ne? Siz diyorsunuz ki benim bir takım metinlerim var. Ya bak diyorsun İsa böyle tasvir ediliyor. Siz de diyorsunuz ya benim de bir takım metinlerim var. Yine bu metinlerden hangisi doğru? Bu sefer cemaatler kendi İsa'larının doğru olduğuna iman ettikleri için o İsa'ların tasvir eden metinleri otoritesi tartışılmayacak bir takım şahsiyetlere atfetmeye başlamışlardır. Siz demeye başladınız ki ya benim metnim havari Petrus tarafından yazıldı. Yani havari Petrus'tan daha iyi bileceksin yani sen İsa'nın kim olduğunu. İsa'nın baş havarisinden bahsediyorum.
Şimdi ben oturdum burada kafamı kaşımaya başladım. Ya arkadaş bakıyorum oraya İsa ile ilgili benim inandığım gibi söylemiyorum. Ben ne yapacağım? Benim elimdeki... Ben de dedim ki havari Matta. O da havari. Öteki de dedi ki efendim Mecderli Meryem İncil'i. Beriki dedi ki efendim şu İncil'i, bu İncil'i, o İncil'i. Yüzlerce. Bugün 30 küsür tanesinin metni elimizde. Fragmanlar halinde veya tamamı. Kilise ise bunlardan 4 tanesinin esas olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü kilisenin tarihsel süreç içerisinde oluşup şekillenen teolojik düşüncesini yansıtan 4 İncil bunlardır. Kendi aralarında farklılıklar yok mu? Sürüyle. Çok uçurumlar var. Özellikle sinoptik denilen ilk üç ile Yuhanna İncil denilen dördüncüsü arasında uçurum vardır. Ama ana hatlarıyla hepsi, yani bu İncil yazarları her kim idilerse, bunların dördü de İsa hakkında aşağı yukarı birbirine paralel düşüncelere sahip şeyler. Ve ikinci yüzyılın ikinci yarısında Lyon, bugünkü Lyon eski adıyla Lublin'in piskoposu İranaeus, çok meşhur bir Hristiyan entelektüel ikinci yüzyılın ikinci yarısında yaşadı. Dedi ki, dört İncil'i esas alalım. Onun sapkınlara karşı diye bizim Türkçeleştirebileceğimiz bir kitabı var. Sapkınlara karşı kendi inancına, kendi itikadına mensup olmayan bütün Hristiyan cemaatleri hedef alıyor. O diyor ki İncil'lerin sayısı 4 olsun. Kendisince bir takım sebeplerle. Bakın arkadaşlar bir şeyi anlamamız lazım. Mesela bugün ben çıkıp desem ki ya Kur'an'ın sayısı 3 olsun. Ne demek bu? Ne anlarsınız siz bundan? Mesela diyelim ki ben çıksam bugün Yahudi dünyasında desem ki hadi Tevrat'ın sayısı 5 olsun. Yani Yahudiler sizi kovar muhtemelen, Müslümanlar da beni kovar. Kovulmakta kalırsak iyi. Çünkü derler ki ya olur mu deli misin arkadaş, bir tane Kur'an var işte ortada yani derler. Birisi eğer İncil'lerin sayısı 4 olsun diyorsa bu ne demek? Demek ki İncil'lerin sayısı belli değil. Öyle değil mi? Ve biz böyle olduğunu biliyoruz. Bakın İranaus'un öncesinde arkadaşlar Sinopeli, yani bugünkü Sinoplu Markio'la baktığınızda, Tatianus'a, Suriye'de Tatianus'a baktığınızda onların da İncil'lerle ilgili bir takım önerileri var. İncil'lerin sayısı şu olsun, bu olsun, şöyle olsun. Mesela Tatianus İncil'lerin karma bir versiyonunu hazırlamıştır. Buna Diatessaron diyoruz. Dörtlü aracılığıyla demek. Diatessaron. Suriye bölgesinde 5. yüzyıla kadar İncil buydu. Bir tane İncil vardı. Matta, Markos, Luka, Yuhanna'nın, ya da bilmiyoruz öyle olup olmadığını. Birçok araştırmacıya göre 4 İncil'in ya da 4 İncil'in de başka İncil'lerinde karma var ya. Ya da Markio sadece bir İncil esas aldı. Luka ile paralel olduğu rivayet edilen bir İncil. Sinoplu Markio 150'li yıllarda yaşamış bir Hristiyan, çok büyük bir entelektüel. Bir tane İncil kullanıyor. Diğerlerinin hepsini reddetti. Detaylara girmiyorum. Kendisince sebeplerle. Arkadaşlar bu tartışmanın konumuzla ilgili İncil'lerin iman kitapları, inanç kitapları olarak İncil'lere ben saygı gösteriyorum. Hristiyan dünyanın kutsal kitaplarından bahsediyoruz. Ben meselenin o boyutu ben bilemem, orasını ben ilgilendirmiyorum. Ben neyle ilgileniyorum? Ben bu metinlerin tarihsel birer metin olarak ne ölçüde sağlıklı oldukları ve İsa denilen, adına İsa dediğimiz tarihsel şahsiyeti ve onun öğretilerini bize hangi ölçüde sağlıklı naklettikleri konusuyla ilgileniyorum bir tarihçi olarak. Ve ben bu metinlerin sağlıksız olduklarını görüyorum. Daha başlangıçtan itibaren. Ki arkadaşlar Kitab-ı Mukaddes kritiği başlığı altında İncil'lerle ilgili form eleştirisi, redaksiyon eleştirisi, metin eleştirisi, kanonik eleştiri, birçok farklı perspektiften İncil metinleri incelenmektedir ve bu araştırmaların bugün ortaya koyduğu sonuçlar da aynı şeyi söylüyor. Bizim konumuz bu değil yani, ben detaya girmiyorum. Sonra en ders bittikten sonra isterseniz bu konulara gireriz. Bu İncil'lerin dördüne göre de İsa bir bakireden doğmuştur. Ve çarmıha gerilerek öldürülmüştür. Bu İncil'lerin dördüne göre de İsa kendisi hakkında mesihlik iddiasında bulunmuştur, peygamberlik iddiasında bulunmuştur. Bu İncil'lerin ilk üçüne göre İsa beşeri boyutuyla temayüz eden, beşeri boyutu ağır basan bir şahsiyettir. Yuhanna'ya göre tanrısal boyutu ağır basan bir şahsiyettir. Ancak her halükarda dört İncil'in yazarına göre de İsa muhtemelen tanrısal bir varlıktır.
insanlığı kurtarmak için gelmiş bir varlıktır. Neden? Arkadaşlar, İslam'a ya da Yahudi inancına göre insanlar doğarlar, ölürler. Doğduktan sonra bir yaşam yaşarlar ve bu yaşam esnasında hem imanlarıyla hem de imanlarıyla uyumlu ölçüde yaptıklarıyla sorumludurlar. Şüphesiz bu belirli ölçülerde Hristiyanlık özelinde de böyledir. Ancak Hristiyanlığın iman tasavvuru bambaşkadır. Ya nedir? Adem cennetten kovuldu. Neden? Bir günah işledi. Biliyor musunuz o günahı? Adem cennetten neden kovuldu bilen var mı? Elma yedi. Yasak bir meyve yiyor değil mi? Adem'le Havva cennette geziyorlar. Gezer, yani orada yaşıyorlar. Yasak bir meyveden yiyorlar. Şeytan onların şeyine giriyor. Yani kanına giriyor. Ve o yüzden dünyaya geliyorlar. Şimdi diyor ki Pavlus, yani bugünkü Hristiyanlık teolojisi, yani bugünkü kilise doktrini diyor ki, Adem'in, bu ilk insan Adem'in diyor yaptığı bu günah var ya, that's no problem. Benim derslerimde telefon çalabilir, rahat olun. Estağfurullah, Mardin'de de hakikaten. Yani ben, öyle bir şeyim yok yani. Yasaklarla değil, özgürlük. Diyor ya, ilk insan Adem bir günah işledi. O günah Adem'le birlikte orada kalmadı, bitmedi, devam etti. Bütün diyor çocuklar, sonraki nesiller bu günahı üstlenerek büyüdüler. Sonraki nesillere sin asli günah. Bütün insanlık ailesi günaha bulaştı. Günaha ortak oldu. Neden? Çünkü hepimiz Adem neslinden geliyoruz. Asli günah doktrini. Hatta ve hatta Allah Musa'yı ve Musa şeriatını insanlara ceza almak üzere gönderdi. Bu suçun cezası. Siz bu suçu mu işlediniz? Alın size ceza. İşte günün şu saatinde şunu yapacaksın. Haftanın bu günü bunu yapacaksın. Bilmem ne, şeriat bunları söylemiyor mu? Pagnus'a göre. Ceza yani. Evet. Ancak Tanrı çok yüce ve bağışlayıcı olduğu için binlerce yıldır insanlıkla küskün olduğu için insanlık bir türlü Tanrı'yla barışamadığı için bir vesile gerekiyordu. Hani ara bulucu. Mesela köyde iki insan kavga eder. Şimdi nasıl barışacak bunlar? Genellikle nasıl olur arkadaşlar? Bir ara bulucu olur değil mi? Birisi çıkar, ya sen onu affet. Sen onun büyüğüsün. Sen onun işte, sen bir özür dile, sen onun küçüğüsün. Bir elini öp falan değil mi? Barışma böyle bir şeydir yani. Yani bir vesile lazım. Peki bunun vesilesi ne? Nasıl barışacak Tanrı'yla insan? Yahudilerde fısıh diye bir yortu vardır bayram. Fısıh. Pesah. Yahudiler arkadaşlar yılda bir defa kurban keserler. Nerede? Kudüs'te. Neden? Günahlarına kefaret olmak üzere. Siz İsa ile ilgili hiç fısıh kuzusu diye bir tabir duydunuz mu? Ya da kuzu, İsa'yı bir kuzuya benzeten. Nasıl ki Yahudiler kendi günahlarına kefaret olmak üzere kurban sunuyorlarsa ve o kurbanın kanı sayesinde günahlarından bağışlanma elde edebiliyorlarsa, bir şahıs bir kurban. Koskoca insanlık ailesi nasıl bir kurbanla kurtuluş kazanabilir? Ancak tanrısal bir varlığın kurban edilmesiyle. Peki bu kimdir? Tanrı'nın oğlu Mesih'tir. Yani Mesih'in ölmesi, çarmıha gerilmesi, arkadaşlar haç görüyor musunuz, haç işareti? Bakın size o haçın arka planından bahsediyorum, anlamından. Yani mesela benim de çok öğrencim var. Ben bir sürü Süryani öğrencim var. Buralarında haç takarlar mesela. Bu haç sadece bir şey değil. Nedir o? İşte bu anlamı anlatıyor. Mesih diyor. Kim o Mesih? Tanrı'nın oğlu.
Bakın bu oğulluk da bizim anladığımız baba oğul gibi bir ilişki değil. Başka bir şey bu. Mesih'in kendisi zaten uluhiyeti oluşturan parçalardan bir tanesi diyorlar. Teslis akidesi bunu söylüyor. Hoş teslis sonradan ortaya çıkmıştır ama Tavrus'un kurtuluş teorisinde de İsa ya da Mesih sal bir beşer değil. Tanrı ile insanlar arasında muhtemelen bir çeşit ara bulucu. Ne yapmıştır? Tanrı insanlıkla buluşabilmek için kendi oğlunu göndermiştir. Bir ilahı nasıl? Ete kemiğe bürünmüş bir şekilde. Sizin benim gibi. O yüzden diyor İsa bakireden doğdu, babasız. Sonra insanlar arasında yaşadı. Nasıl insanlar gibi? Yedi, içti, yattı, uyudu, kalktı. Fakat sonra diyor, insanlığın Adem'den beri üstlendiği o asli günah var ya, insanlığı o asli günahtan beraat ettirebilmek için, aklayabilmek için çarmıh üzerinde diyor kanını ve canını feda etti. Ve insanlık bu sayede kurtuldu. Neden? Asli günah. Peki insanlara düşen nedir? Buna iman etmektir. Bu faraziyeye, bu nazariyeye iman edersen Hristiyan olursun. Bunu peki İncil dediğimiz şey, yani o Evangelion dediğimiz şey nedir? Bunun öyküsünü anlatan hikayelerdir. Ya da sözlerdir, anlatılardır. Yani İncil, bizdeki hala birçok araştırmacının ya da insanların zannettiği gibi İsa'nın bir biyografisi falan değil. Ne? İsa'nın çarmıha gerilerek öldürülüşünü, dirilip göğe yükselişinin hikayesidir. Ve İsa öyle bir ilahtır ki, ya da ilahlığın bir parçasıdır ki, dünyaya yeniden gelecek. Ölümden dirildi, göğe yükseldi, insanlığı yargılamak üzere gelecekte bir gün, gelecekte bir gün gelecek diye bir şey vardı ya, öyle bir reklam mı vardı? Evet, tabii. Gelecekte bir gün gelecek. Bu da öyle bir şey, gelecek. Asli günah doktrini budur. Ve bizim bugün Matta, Markos, Luka, Yuhanna dediğimiz metinler de bunu anlatan, insanlığın nasıl kurtuluş kazandığını anlatan metinlerdir. Efendim, bir tanesi bunların 50 sayfadır, bir tanesi 150 sayfadır. Neden? Çünkü çarmıha öyküsünü bazı metinler, mesela Markos İncil'i en kısa metindir, daha kısa anlatmıştır. Daha kısa bir girişle beraber anlatmıştır. Matta İncil'i daha uzundur, daha uzun anlatmıştır. Aradaki fark bu. Ancak dört İncil'in tamamı insanlığın asli günahtan atlanmasına vesile teşkil ettiği rivayet edilen İsa'nın ölümü dirilişi rivayetlerinin metinleşmiş halidir. Bu İncil'in Müslümanların tasavvurunda Allah'ın İsa'ya vahyettiği ayetlerden ibaret olan, terekküp eden İncil'le hiçbir ilgisi yok. Bir kere bunu anlamak ve bilmek lazım. Bu İncil'in aynı şekilde İsa'nın salt otobiyografik bilgilerini ihtiva etmesi, hayır böyle bir şey de söz konusu değil, bunu da bilmek lazım. İncillerin hangi amaçla yazıldığını, İnciller işte biraz önce bahsettiğim asli günahtan aklanmaya yönelik bir ikna çabasının metinleşmiş halidir. Ya da o propaganda. Arkadaşlar bu noktada karşı karşıya bulunduğumuz temel soru şu. Asli günah doktrini İsa tarafından mı vaaz edildi? Yoksa İsa'nın ölmesinden sonra bir takım sebeplerle, nasıl sebepler biliyor musunuz? İşte Herodeslerle, Romalılarla, Saddukilerle, Ferisilerle, Zelotlarla, hatırlayın ilk derste konuştuğumuz, hatırlıyor musunuz? Onları boş anlatmadık. Bağlantıları kuracağız. Yani puzzle'ı birleştireceğiz ilerleyen derslerde. Pavlus'un kimliği üzerine yoğunlaştığımızda bazı şeyleri anlayacağız. Özellikle de onun siyasi kimliği üzerine. Ve biz birdenbire bir bakacağız ki bugün 2,5 milyar insanın inandığı bir din bana göre
Yani benim kendi kanaatim, bir naçizane bir tarihçi olarak kanaatim, aslında İsa ile hiçbir ilgisi yok. Her yönüyle İsa'nın ölümünden sonra ortaya çıkmış. Bakın, en temel inanç prensibinden bahsettim, asli günah doktrini. Siz İncil'lere baktığınızda asli günah doktrini ile ilgili çok fazla bir şey bulamazsınız. Bunun İngilizcesi nedir yani? Orijinalsın. Neyin? Şey, İngilizcesini sordu da. Ne? Orijinalsın. Ha, evet. Yemek kaçta geliyor? Saat.